Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Salonu'nda, tören salonunda Osmanlı sergisi var. Güzel, bir itirazımız yok. Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim. Ama Amerikan Başkanı'na yazdığı bir mektupta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni şer zümresi olarak niteleyen, Sultan Vahdettin'in de boy boy resimlerinin sergilenmesini milletvekillerimizin ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bir, ikincisi, Sayın Başkan'ın bu Osmanlı merakını biliyoruz, saygı da duyarız. Osmanlı bizim elbet ecdadımız ama Osmanlı'nın sade soyu değil, Osmanlı'nın bu coğrafyadaki kültürünün, siyasi, ekonomik gücünün o dengeleri götürürken temel hak ve özgürlüklere, inançlara saygı başta olmak üzere özelliklerinde dikkat alınması lazım. Ayrıca elbette Selçuklu evet, Osmanlı evet ama Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir tarihi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bir tarihi var. Sayın Meclis Başkanı'ndan 23 Nisan'larda, 29 Ekim'lerde, 10 Kasım'larda bu konularda da Osmanlı'ya gösterdiği hassasiyetin bir parçasını göstermesini beklemek, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek bu meclisi kuran Gazi Mustafa Kemal'e saygının bir gereğidir. Her ne kadar ikinci bir Adil Öksüz vakasına dönüşen, Atatürk'e hakaret ettiği halde bir aydır bulunamayan Hasan Akar'ın nerede olduğunu müteaddit defalar hükümete sorduk, bir cevap alamadık. Aklımıza Hasan Akar denilen bu meczubun hükümet tarafından saklandığı ve korunduğu intiba oluşmaktadır. Hükümeti bu konuda daha dürüst ve samimi davranmaya davet ediyorum. Sayın Başkan, öte yandan bölgemizde yaşanan gelişmeler kapsamında Türkiye, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerde taraf olmaktan ziyade bölge barışına hizmet edecek, çatışmasızlık ortamına zemin hazırlayacak politikalar geliştirmelidir. Sınır güvenliğimizin kalıcılığı her şeyden önemlidir. Türkiye, IŞİD ve benzeri terör örgütlerine insan kaynağı zemini olmamalı, lojistik ikmal üssü olmamalıdır. İlaveten AK Parti Genel Başkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Katar'la ilgili gelişmeler noktasında Türkiye'nin tutumunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine ipotek koyarcasına dünyaya ilan etmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir saygısızlıktır Sayın Başkan. Genel Kurul'un ve Yüce